Sevgili Akademi dergisi takipçileri, ben Mehmet Fahri Sertkaya. Yeni ve kısacık bir ses kaydıyla karşınızda olmayı planlıyorum. Bu sefer başaracağım. 5-10 dakikayı aşmamasını sağlayacağım. Bütün gayretim bu yönde olacak. Size zamanlaması artık olduğu, yerine geldiği, vakti geldi. Bir şeyi altını çizerek net olarak anlatacağım. Bugüne kadar malumunuz son 4 senede yoğun olarak merkezimiz tarafından yasaklandığımız yönünde abartısız onlarca kere tezgah kuruldu. Onlarca kere çok büyük gayretler sarf edildi. Son 2 sene öncesinden kendini merkezimizin avukatı gibi gösteren Ömer Çiğil isimli şahsın sanki büyüğümüzden talimat almış gibi yalan beyanda da bulunarak merhum büyüğümüzün kendisine talimat verdiğini de ifade ederek mücadelesi oldu, çirkin davranışları oldu. Son an zamanlarda takip ediyorsunuz akademiyi, onunla beraber ortak olan Salih Torun ve yine kendisi Ömer Çiğil beraberce gidip merhum büyüğümüzün Arif Ahmet Bey abimizin açıkça her yerde münafık dediği cübbelinin önüne şahsım hakkında bir şikayet dilekçesi götürmüşlerdi. Artık bu şikayet dilekçesini onların götürdüğü anlaşılıyor çünkü sükut ikrardan gelir. Ben yine medenice hareket ederek her şeye rağmen avukatların kendilerine soruyorum cevap alamıyorum. Öyle gözüküyor ki bunu yapanlar da onlar. Bu Salih Torun'la bu Ömer Çiğil, yani haklarında zimmete para geçirme, müvekkillerini aldatma, yalan beyanda bulunma, mahkemeyi aldatma gibi suçlamalar yapılan, yine kardeşlerimizden olan insanlara karşı çok çok böyle rahatsız edici davranışlar sergileyerek hayatlarını perişan ettikleri iddia edilen, ki bunların ses kayıtlarını YouTube Akademi Dergisi kanalında bulabilirsiniz. Böyle bir şahısların böyle bir hareket, böyle bir davranış tarzı sergiledikleri, yani bu dilekçe işinin arkasında da onların olduğu meydana çıkmış görünüyor. Kendilerine dair, kendilerini arayarak yaptığım telefon görüşmesini de kaydederek bunu da YouTube kanalımda paylaşmıştım. Onlara bile cevap veremiyorlar. Hatta isminin Kemal olduğunu öğrendiğimiz son derece seviyesiz bir şekilde karşımızda duran, gerçeği bile bile gizleyerek bir de bizi proje ürünü olarak ilan etmeye kalkacak kadar haddini aşan şahsın soy ismini bile veremediğini görüyoruz. Ve Cübbeli'ye hitaben yazdığım yazılarda, hani Cübbeli 7 ay 8 ay oldu, bir seneye varıyor. Ne zaman gelecek bu şeyi çağrı? Bir dava varsa ortada bu kadar gecikmesi mümkün değil. Çoktan gelmeliydi. Ben kendim sorguluyorum ve üzerimde böyle bir şikayetin olduğunu doğrulayamıyorum. Böyle bir şikayet gözükmüyor. Bana merkezimin açtığı bir dava yok. 7 senedir olmadığı gibi bugün de yok. Ne oluyor? Beraber avukatlarla beraber mi tezgah çevirdiniz? Avukatlar tezgah mı çevirdi? Sen de onlardan mısın? Yoksa avukatlar bir şey yaptı, seni de mi kandırdı? Yoksa avukatları da kandıran birisi mi var? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Neden bu sessizlik? Madem kandırıldınız avukatlar ve sen, niçin karşımda sessiz duruyorsunuz? Madem aldandığınız ve aldatıldığınız meydana çıktı, milyonlarca insanın önünde bu hadise böyle ilerleyerek devam ediyor, bu yanlış bilgi. Ve bugün yarın bundan dolayı büyük sıkıntı çekeceksiniz bu insanlar buna inandıkça. Bir gün karşılarına dank edecek bu anlatımlarım çıkacak, bu ispatlarım çıkacak ve sizleri yalancı görecekler, sizleri fitneci görecekler, sizleri pusu kuran insanlar görecekler. Ya avukatlar, ya siz, ya ikiniz, hepiniz aldatıldıysanız eğer, aldatılan insanın yapacağı şey bellidir. Böyle bir ortamda madem ki aldatıldınız, madem ki durum karışıyor, gidiyor, hatlar iyice geriliyor, çıkarsınız elinizde basın yayın gücünüz var. Veya çıkarsınız avukatsınız, kendinizi ifade edecek kadar Türkçeniz var, tecrübeniz var, hukuk bilginiz var. Yazılı sözlü bir şekilde durumu düzeltirsiniz. Neden durumu vaziyeti düzeltmek yerine hala daha böyle sessizliği tercih ediyorsunuz? Nedir bu yaptığınız? Bu İslam alimliği midir? Bu hukukçuluk mudur? Bu hocalık mıdır? Bu alimlik midir? Bu avukatlık mıdır? Bu insanlık mıdır? Bu vicdan mıdır? Bu hak hukuk mudur? Siz kimden yanasınız? Sizin hakkınızda, sizin aleyhinizde böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olmuş olsanız ne yapardınız? Veya muhataplarınıza nasıl hitap ederdiniz? Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Ya çıkın, madem ki iddianızın arkasındasınız, orada dilekçeyi sallayarak gösteriyorsunuz, bütün memlekete hedef göstermekten geri durmamışsınız, daha 3 gün, 5 gün, bir hafta önceki konuşmanda zaten söylediklerini bütün Türkiye'nin, dünyanın ve tarihin önünde sana yalancı denileceğini bildiğin halde inkar etmişsin. Ben öyle demedim, ben böyle demedim şey dediğin, her şey bir önceki kayıtta dediğin gözüküyor. Duyuluyor, izleniyor. Buna rağmen bunu söylüyorsun. E sen ne yapmaya çalışıyorsun arkadaşım? Sende asgari seviyede ahlak yok mu? Sende asgari seviyede kul hakkı hassasiyeti yok mu?
Sabah akşam millete din iman anlatıyorsun, tarikat tasavvuf anlatıyorsun, nefisle mücadeleyi anlatıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Böyle bir çirkinlik yok. Ya o davanın gerçekten açıldığını ispat edeceksiniz ey Cübbeli, ey Salih, ey Ömer. Gerçekten ispat edeceksiniz, bunu kamuoyuna da borçlusunuz, bana da borçlusunuz. Bu hakkaniyetin gereği, bu insanlığın vicdanının gereği. Ya da özür dileyeceksiniz. Sebep olduğunuz zararı temizleyeceksiniz. Çıkacaksınız aynı şekilde gür sesle, orada videoyu çekeceksin ve diyeceksin ki beni avukatlar aldatmış. Veya bilmiyorum kimin ne yaptığını, kimseyi bir şeyle suçlamıyorum. Veya avukatları da birisi aldatmış. Benim önüme getirilen bu dilekçe meğer gerçek değilmiş. Meğer bunların yönetici kadrosu, büyüğü, idarecisi böyle bir emir vermemiş. Meğer böylesine olağanüstü oyunlar, dengeler varmış. Ben de alet edinmişim diye. Çık bari kendini temize çıkart. Yoksa hadi nerede dava? Çıkart iddianın arkasında dur. Davanın takip numarasını ver. Vermezsen yalancısın. Vermezsen müfterisin. Vermezsen ahlaksız derler sana. O avukatlara da sana böyle bir talimat, size böyle bir talimatın merhum büyüğümüz tarafından verildiğini ispat edemezseniz yalancısınız, fitnecisiniz. Şu kadar güzellikten nasiplenmeyip bir de düşman olmayı, bir de akademi gibi bir hizmete karşıt olmayı başarmışsınız. Yetmemiş 7 sene sonra bu pusuyu kurmuşsunuz. 7 sene sonra değil 5 sene sonra, yani bu yaptığınızdan 2 sene önce de Ömer Çil beni aramış, aynı pusunun benzerini kurmuş. Siz kimsiniz? Hakkınızda bu kadar kişi hırsız dedi. Paramı çaldı dedi. Hakkıma girdi dedi. Hayatımı mahvetti dedi. Hayatı yalan dedi bunların. Siz kimsiniz o zaman, bunlara cevap verin. Açtınız mı onlara dava? Bu erişim engeli kararını aldırdığınız sözde yine merkezin emriymiş gibi. Niye arkasında duramıyorsunuz? Niye telefonlarımıza çıkamıyorsunuz? Size şimdi birisi çıkıp terbiyesiz herifler, alçak herifler, yalancı herifler, böyle fitneci herifler dese hoşunuza mı gidecek? Artık aylar olmuş, çıkarttığınız rezilliği toparlayın. Artık hatları gerdiniz, canımızı da sıktınız, sizinle uğraşmayacağız. Gidin o 17 Aralık'ı kapatan hakimle, akademiyi kapatmaya çalıştığınız kadar sergilediğiniz gayreti, şu kadar din düşmanıyla uğraşıyoruz, şu kadar yolumuza pusu kuranlarla uğraşıyoruz, tuzak kuranlarla uğraşıyoruz, karalayanlarla uğraşıyoruz, ona destek verin, orada kullanın. Size sormazlar mı? Siz nasıl Süleymanlısınız? Geç onu. Nasıl Müslümansınız? Onu da geç. Nasıl insansınız? Nasıl bir hak, hukuk, hakkaniyet, vicdan anlayışınız var demezler mi? Artık yettiniz. Herkes hukukun gereğini yapsın. Ya çıkın özür dileyin, ya çıkın takip numarasını verin, haklı olduğunuzu ispat edin, ya da yıkılın gidin artık. Sıktınız artık, yetti artık, her gün her gün sizin çirkinliklerinizle mi uğraşacağız? Şurada milyonla insan kandırılmış görüyorsunuz. Ne sıkıntılar yaşanıyor görüyorsunuz. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Her gün her gün birisi Cübbeli'den izledim, yok avukatlardan duydum, yok şu dilekçeyi gördüm, şöyle böyle diyor da cevap yetiştirmeye çalışıyoruz ya. İnsan olan burada utanmaz, sıkılmaz mı? Ya gereğini yaparsınız ya da biz gereğini hukuk yoluyla zaten yapacağız. Üstüne de gideceğiz. Daha daha da sizi böyle basın medya yoluyla göstereceğiz. İşte meğer böyle böyle şeyler varmış. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Bu adamlar bunu kasten mi yapmış? Yoksa bunları da mı aldatan var? Cübbeli bunlara aldanmış mı? Yoksa işine mi gelmiş? İşine gelmemişse, aldanmışsa şimdi kaldırmaması işine geldiğini göstermiyor mu? Veya düzeltme yayını yapmaması, duyurusu yapmaması bunun işine geldiğini göstermiyor mu diye başlayacak tartışmalar ya. Başladı da zaten ufak ufak. Hadi çıkın, buna da erişim engeli aldırın. Hadi buna çıksın Cübbeli desin ki yine ana avrat dümdüz gitti desin. Yine fitne çıkartıyor desin diğerleri. Hepinizin ağzının payını verdik, vereceğiz. Hukuk yoluyla, medeni şekilde vereceğiz. Dağ başı değil burası ya. Bu kadar olmaz artık ya. Bu kadar olmaz ya.